Yani şimdi anlamadık. Fatih Altaylı mı demiş İmamoğlu bugün işte davası var, işte siyasi yasaklı olacak, işte görevden alınacak diye de bizim borsamız 10 bin puan altında sarkıyor. Yani tam ha diyoruz çıktık, ha 10.150'yi de geçeceğiz, ha 10.400'ü de geçeceğiz, tarihi zirvelere gideceğiz diyoruz. Pat bir haber geliyor, bir duyuru oluyor, bir kulis bilgisi geliyor, bir dedikodu oluyor. Paldır küldür bizim borsamız uçan kuştan etkileniyor, düşüyor, paramparça oluyor. Şimdi tamam, ümitsizliğe kapılmıyoruz. Mutlaka geri çıkacağız bu haberler asılsız olduğunda. Ama birileri buradan bir şeyler kazanıyor arkadaşlar ya. Birileri bir şeyler kazanıyor. Buradaki düşüşte de, buradaki düşüşte de, buradaki düşüşte de. Yani tam diyoruz toparlanacağız, gideceğiz. Birileri bir haber atıyor ortaya, birileri bir şeyler kazanıyor. 9.891'de kapattık. Europower artı da görüyorum. Duru kanı tavanda görüyorum. Gündoğdu'yu tavanda görüyorum. Diğerleri yok. Yani nötr, kırmızı rakamlar. Yine çarşaf çarşaf kırmızıya boyandık. Borsa İstanbul'u düşüren haber. Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor demiş Sayın Fatih Altaylı. Fatih Altaylı'nın da profil fotoğrafı niye ise ayı olmuş. Yani bir de yavrusu var. Ayı var, bir de yavrusu var. Yani o kadar çok şu an şehir efsaneleri konuşulur ki. E niye sonradan açıklama geldi? Yok efendim, bugün değilmiş o dava sonucu. Aslında o dava bu dava değilmiş gibi açıklamalar geldi sonradan. İnşallah değildir. İnşallah o davalar sonuçlansa da yani ülkemizin bir kara lekesi gibi olmaz tekrar diyelim, ne diyelim yani. Bakın Mescul'da paylaşmış, Altaylı İmamoğlu açıklanacak ertelendi derken 127 milyar TL toplam hacmin 148 milyon TL'si para çıkışı olarak BOFA, yine ben ne dersem o demiş ne yazık ki. Ve kapanış rakamlarında halka arzlarda Durukan Şekerleme tavanda 2 milyon 300 bin lot alış emriyle kapattı. Güzel. Gündoğdu Gıda da artı 4.85'te kapattı. E bu da güzel. En azından halka arzlar istediğimiz gibi gitmeye devam ediyor. Bu da bizim kendi Excel'imiz. Son 10 halka arz şirketimizde 9.891 puanda kapatıyor BIST 100 endeksi. Cem Zeytin eksi 13.79'da arz fiyatının altında. Bahadır Kimya eksi 7.84'te arz fiyatının altında. Seymen Kardeşler eksi 32.53, %32.53 eksi de ne yazık ki arz fiyatının altında. Şöyle en yükseklere tekrar bakalım. 63 Gündoğdu %63 artıda arz fiyatından. Decide Trading %74 artıda, güzel. Ve %120 Eforçay artıda halka arz fiyatından yukarıda. Durukan Şekerleme de bugünkü kapanış itibariyle 18.82'de kapatmış. Bakalım doğru mu? Evet, 18.82 tavan fiyattan kapatmış. %10.71 arz fiyatının üzerinde işlem görerek kapatmış arkadaşlar. Umuyoruz yarın daha güzel yeşil bir güne uyanırız. Umuyoruz şöyle dedikodusuz, kulis bilgisiz, ya bir bırakın borsayı, bir bırakın gitsin ya, bir bırakın gitsin. Bakalım nasıl olacak. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.